Arkadaşlar beni bıraktı. Şimdi Sebastian'la buluşacağız. O da başka eski bir arkadaşım. Onunla beraber Cali'ye gideceğiz. Şimdi geldik. Arkadaşımın köpeği Luna ile tanışın. Como estas Luna? Şimdi Sebastian'la beraber yolculukta eşlik edeceğim. Şöyle evine girelim. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Cali'ye doğru yola çıkacağız. Yengemiz bize yolluk paket hazırlamış. Pakete bakın. Pakette meyve, sandviç ve zeytinyağı var. Abi, sola döneceğiz ama ölüm yani. Bu arada Luna acayip uyuyor var ya. Üf. 2 drops enough for a man. Adam olana çok. A few moments later. Evet, su ve ihtiyaç molası verdik. Kamyoncu lokantasında da yemek yiyeceğiz. Yolumuzun daha 2 saatimiz daha var. Burada taş fırın var. Taş fırında bir şeyler yapıyorlar. Dışarıdan odun, meşe kokusu çok güzel geliyor ama içerisi hiç güzel kokmuyor açıkçası. Ağzımızın tadına göre şunları bulabildik. Bizim bu krakerler, 1-2 tane de böyle etiform tarzı bir şeyler buldum. Arkadaş zaten lavaboya gitti, köpeği bana emanet etti. Saattir yoldayız. Artık Luna da yoruldu. Biz de yorulduk. Bir petrol istasyonunu güvenli gördük ve orada park ettik arabamızı. Birazcık uyuyacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, yolculuk bitti. Sabah 4:51. Sebastian evine gitti. Rahatsızlık vermeyeyim dedim zaten. Evleri kalabalıkmış. Bir otel buldum. Böyle butik bir otel ama şansıma otel kapalı. Ve sabah 8'de açılacak. Sonra kalkınca check-in yapıp bir şeye geçeceğim. Hayvanat bahçesi var orada. Görüşürüz. Evet, şimdi odaya girdim. Odanın böyle bir kapısı var. Vitrayla camları var böyle. Öyle genişçi bir oda. Ortalama 16 metrekare falan var. Şirin bir banyosu, tuvaleti var. İş görsün yeter. Otantik abi ya. Böyle geniş bir gardırobı var. Ne kadar lazım olur bilemem. Ve şirin bir penceresi. Penceresinden de böyle bir ufaktan şehir manzarası var. Geceliği inanılır gibi değil, 100 lira. Yani şu anki bizim paramıza göre 100 TL bedava. Bir duş aldım söyleme sayıp. Kendime geldim ya. 12 saatlik yol mahvetti. Normalde check-in saatini bilirsiniz. Öğleden sonra yaparlar ama sağ olsunlar yardımcı oldular. Hemen aldılar beni. Zaten Sivrisinek'le hiçbir sorun yoktu. Bu arada sakat bir yer bu Cali bölgesi ama şu kapının oralarda falan hep böyle gece boyunca güvenlikler dolandı. Şimdi kahvaltı yapacağız. Neler var onları göstereceğim. 8000 peso verdim kahvaltı için. Yani yaklaşık 2,5 dolar falan. 2,5 dolara ne yiyebiliriz bakalım hadi. Evet, kahvaltı olarak şöyle çırpılmış yumurta, yanına bir dilim peynir koymuş. Kahve ve meyve çeşitleri var. Papaya, ananas ve muz var. 2 dolar anca bu. Çok sorgulamayacağım. Otel bayağı otantik ama şu ortam güzel yani, ambiyans falan. Şöyle arkadaşlarla oynamak için oyunları falan koymuşlar. Okey bile var la. Evet, otelden çıktık. Kamuflajları giydik. Operasyona gidiyoruz. Şimdi ilk destinasyonumuz hayvanat bahçesi. Çok güzelmiş buranın hayvanat bahçesi. Güney Amerika'nın en büyük hayvanat bahçesiymiş ve her tür hayvan varmış. Bakacağım. Yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta. Uber'le 10 dakika falan görünüyor. Şimdi gideceğim. Aracımız geldi. Küçük bir Kia Picanto. Hayvanat bahçesine doğru gidiyoruz. Taksiden indim şimdi. Hayvanat bahçesinin girişindeyim. Buradan bilet almamız gerekiyor galiba önce. Evet, şimdi içeri girer girmez bizi flamingolar karşılıyor. Bu şekilde. Bu vloga biraz ara verip fotoğraf çekeceğim. Çünkü fotoğraf çekilesi yerler. Şu renklere baksanıza ya. Üf. Hayret edersin. Eso significa que tu cuerpo también. Me han contado que a ti te gusta lento. O sea el proceso. Evet, burası bir hayvanat bahçesi ama hiç hayvanat bahçesine benzemiyor. Devasa büyük bir yer ve içerisinden bir nehir geçiyor. Bu nehrin devamı şehri de ikiye ayırıyor. Evet, kuşların bölümüne doğru geliyoruz. Şimdi kapıları hemen hızlıca kapatmamız lazım, kuşlar kaçmasın. Zaten çift kapı var böyle yerlerde, hep böyle olur. Kelebek parklarında, kuş parklarında hemen bir kapıdan kaçmasınlar diye. Ve rengarenk kuşlarla başlıyoruz. Şimdi bunları biraz fotoğraflayayım ben. Evet, burası Kelebek Parkı. Bu parkta gerçekten güzellikleri görmek istiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü birçoğu gizli. İlk bakışta muhtemelen göremiyorsunuz. Mesela şu an onlarca kelebek görüyorsunuz ama farkında değilsiniz. Sahiden sallanan mı sandalye? İkinci mola yerimiz Avustralya köşesi. Buraya ayrı bir bölüm yapmışlar. Sadece Avustralya'da yaşayan hayvanları koymuşlar. Ama az önce muhabbet kuşu gördüm. Bildiğin cici kuş. Ya bizi koparıyorlar bence. Sayı kotayı dolduralım diye dayamışlar işte. Buradakiler ne anlayacak muhabbet kuşunda? Export de, ithal de, çak gitsin. İhraç fazlası. Tamamen Avrupa operasyonu. hayvanat bahçesinde işim bitti. Neyse şimdi şehir merkezine ineceğim. Bu kalede görülmesi gereken yerler hepsi birbirine çok yakın. Bir meydan var. Narcos dizisinde 3. sezonun sürekli çekildiği bir bina var. Onu gösteriyordu aralarda falan. O var. Ondan sonracıma bir tane çok büyük, güzel ve şık bir kilise var. Onları görmeye gideceğim. Uber'le 10 dakikada araba gelecek. Çok yoğun bu saatlerde. 10 dakikada yol sürüyor. 20 dakika. Güzel bir yol. Onun yerine ben 2,5 kilometreyi bayır aşağıdan yürümeyi düşünüyorum. Sağ salim inersem devam videosunu da çekerim. Hayvanat bahçesine geçen nehir böylece boylu boyunca şehrin merkezine doğru iniyor. Ben de bu nehri takip edip şehir merkezine yürüyerek gideceğim. Aynen, şehir çok güvenli kanka. Adam 5. kata tel örgü çekmiş ya. Sanırsın Fikirtepe abi. 5, 6, 6. katta bile var şurada. Buralar gerçekten çok sakat yerler. Az önce adam suya girmiş, yıkanıyordu. 2 tane arkadaş vardı. Biri biraz daha kavruktu. Adam yıkanırken bir de bali çekiyordu. Vay arkadaş, takdir ettim ya. Bizim baliciler düz yolda yürüyemiyordu. Abi memleket ya. Memleketin balicisi bile klas. Janti adam. Abi evsiz adam üzerinde yatmak için paleti ağaca bağlamış. Yani ne kadar güvenilir şeyi size hesap edin. Maskeyle sürekli yürüyorum zaten. Sadece video çekerken çıkartıyorum. Bir de böyle kaşlarım çatınca böyle buranın semt çocuklarından zannediyorlar. Hiç kimse karışmıyor. Yani şimdiye kadar bir vukuat olmadı şükür. 40 dakikadan yürüyorum. Bildiğim tek tük İspanyolca şarkı var. Milletin yanından geçerken onu mırıldanıyorum yarım yamalak. En azından diyorlar ki ha bu da bizim semtin çocuğu, bulaşmayalım derler diye. Bir de şey yapıyorum. Lisede, ilkokulda olur, tam kavgaya gideceksin. Adam geliyor, abi selamun aleyküm derdim. Ben de şimdi onun gibi işliyorum. Gelenlere işte hola, komesta, nasılsın, iyi misin, işler nasıl falan diyorum böyle. Kafayla selam veriyorum. Onlar da eyvallah çekiyor. Kavga olsa arkama desteğe bile gelirler yani. O değil, hava süper ya. Şu renklere bak. Şöyle bir de sebze meyve yanlarına bakalım. Portakalın, narenciğin envai çeşidi var abi. Lime var. Cennet hurması bile var. İşte şu marakuca dedikleri. Bu da taufa, benzeri tadı olan şartlı meyvesi. Deodorant havalarında kaptırmıştım. Şimdi suyla beraber bunun içine aldım. Ne kadar güzel. Şu güvenlik olayına çok değindim ama az önce bir şey gördüm de çok ilgincime gitti. Ya söylemeseydi ben 77 ülke gördüm. En az 300-400 kere toplamda yurt dışında bulundum. Yani Kolombiya'da da zaten 7. kez gelişim. Abi ilk defa arabanın antenini söküp arabaya tekrar binerken takan adam gördüm ya. Oğlum arabanın anteni sökülür mü lan? O kadar mı yıkık? Onu da çalan da ne bileyim yani. Bilemedim, dilim varmadı. Meydana geldim sayılır şimdi. Burada şöyle bir saksafon heykeli var. Bu halk salsayı çok seviyor. Şimdi en büyük salsa grubunun yapılmış altında 3-4 tane böler var. Huniler var ya, tarz konular. Onların her birinin altına gidince sensör sizi algılayıp ona göre bir salsa müziği çalmaya başlıyor. Bu da böyle bir anımdır yani. Paylaşmak istedim. Hola señor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos pesos? 2000. Yani 2004 lira. Okey. Uno por favor. No, no coco. Limonada. Limonada. No coco. Bakayım tadınız. Bogota'da herkes maske takıyordu. Ama Cali'de çok şimdi hiç umurunda değil yani. Hiç oralı değiller. Bu arada Narcos'un 3. sezonunda sürekli görünen bina şuydu. Hep böyle geçiş sahnelerini buraya gösteriyoruz. Narcos severlere de burada böyle bir anekdot olsun. Este nombre glorioso terrible. Jonás tu Dios. Jonás enviará plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas con las cuales te destruirá. Evet, şükürler olsun odaya sağ salim döndüm tek parça. Hem de tüm alet edevatlarımı yanımda geri getirerek. Bir ara tam ümidi kesmiştim, dedim ki sağ olsun arkadaşlar elimizdeki avucumuzdakini alır. Yükümüzü hafifletir ama şükür geldim tek parça. Günaydın tekrar arkadaşlar. Sabah 8, sizi 5 geçiyor. Otelden check out yaptım. Bu pandemi dolayısıyla çok turist yokmuş. Onun için kahve tarlalarına tur yapmıyorlarmış. Ben de kendi imkanlarımla gideceğim. Önce bir terminale gideyim. Oradan bir otobüs bulacağım. Otobüsle oralara doğru gideceğim. Bakalım hayat bize ne gösterecek? Bugün karşımıza neler çıkacak? Nasıl maceralar yaşayacağız? Terminale geldim. Böyle bilet ajantaları var. Tek tek sorup ona göre ajantalardan bilet alacağım. Armenya şehrine gideceğim. Hadi bakalım. Bana en güvenilir burası gibi geldi. Şimdi bilet soracağım. Bakayım Armenya'ya gidiyorum. Hemen otobüsten yerimizi seçtik. Kartımızı verdik. Dokumento, pasaporto. Esquerda. Şansıma 2 dakika sonra kalkan bir otobüs buldum ama cebimde 5 kuruş para yok. Şimdi acele acele koşturuyorum hemen. Bir para değiştirecek exchange office, döviz bürosu sordum. Şurada varmış, hemen koşacağım. Yolculuk 3,5 saat sürdü. Şimdi indim. Armenya'dayım. Saat geç olmadan kahve turuna gitmem lazım. Tohumdan fincana kahve turu yapıyorlar burada. O meşhur. Ve buranın doğası acayip yeşil. Yeşilin 50 tonu. Evet, şimdi dolmuş buldum. Dolmuşla beraber 3000 pezoya Cafe del Park diye bir tema park var. Oraya gideceğim. Şoför mahali koltuk ayırdım kendime. Dolmuş yaklaşık 35 dakika sürdü. 10 kilometre falan bir yoldu. Bayağı dolan ama yapacak bir şey yok. Şu an saat 1.30. Park 6'da kapanıyor. Dedi ki bu saatte gitme boşuna. Sabah git daha eğlenceli olur dedi. Ama yapacak bir şey yok. Vakit yok. Çünkü akşama dönmem lazım. Yarın Bogota'da Caroline'larla planımız var. İşte ayıp olur satmak. Abla ateşimizi ölçüp bir tane dezenfektan sıktık elimize. Hemen giriş işlemlerini halledeyim. Zaman kaybetmeyeyim. Çünkü çok yok. Tadını çıkaralım. Giriş ücretleri bu şekilde. Boyu 124 santimden kısa arkadaşınız varsa çocuk tarifesinden faydalanabiliyormuş. Haberiniz olsun. Kısa arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Şimdi bagajımı da emanete bıraktım. Hemen girişe doğru ilerliyorum. Bizi böyle bir food court karşılıyor. Burada yemek alanı. Belli başlı kafe markalarının burada şubeleri var. Mesela Juan Valdez var. Birkaç tane daha var. Oraya da manzarayı şöyle size göstermek istiyorum. Gracias señor. Teleferimize bir... Oha kırdım. Şimdi aşağı doğru ilerleyeceğiz. Bakalım bizi nasıl manzaralar bekliyor. Teleferikten indik ve hemen bizi kahveler karşılıyor. Bunlar kahve ilişkisi arkadaşlar. Bu bölgenin adı Cafe Ejetero. Ejetero diyoruz da Ejetero diye okunuyor. Bu bölgede 6-7 tane şehir işte. Salento, Pereira, Armenya ve benzeri gibi. Bu bölgenin tamamına Cafe Ejetero, yani kahveler bölgesi diyorlar. Kahve diyarı gibi bir şey. Her tarafta kahve var. O yüzden mesela herkes şey zannediyor. Cafe Ejetero'ya gidince işte belli bir yer falan. Ama orası belli bir yer değil. Bölgenin tamamının adı. Park o kadar büyük ki içine tren yolu bile geçiyor yani. Go-kart kapattım. Şimdi birkaç tur atacağım burada. Sağ ayaklarım yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlanması güzel ama hızı yavaş. Maksimum hızı kesici koymuşlar. Aşağıda yine böyle bir meydan var. Meydanda değişik kafeler, restoranlar var. Böyle küçük bir kasaba yapmışlar. Aktivitelere bu taraftan devam ediyorum. Ne kadar büyük olduğunu şöyle gösterebiliriz. Parkın girişi şurası. Teleferikle aşağı indik. Şurada kart vardı. Şu an buradayız. Eğlence aleti çeşitinden çok restoran var. Millet herhalde bir şeye binip ikinci dakika gidip bir şey yiyor. Az önce bir tane roller coaster tarzı bir şeyin yanına gittim ama o suluymuş. Sulu şeyleri sevmiyorum. Şimdi yanımda ne kıyafet var ne bir şey var. Üstüm başım su olacak. Rezilliğe hiç gerek yok. Onun için kuru olanını, ıslak kuru karıştırmayacağım. Bu arada tren de geliyor. Gelemiyor zaten. Kara tren gibi mi bari? Gecikiyor, belki hiç gelmez. Şuna baksana, saatte 1,5 kilometreyle geliyor. Beni duydu, biraz daha hızlandı. Şansım az önce şu şerefsiz üzerime sıçtı. Ben de öyle böyle değil yani. Resmen bir yıldır tutuyordum. Bayağı iyiydi ama çekmek yasaktı. Zaten bazı yerlerde ince boşluklar var raylar arasında. Oralarda çok silkeliyor. Telefon falan düşer dedim, şimdi uğraşmayayım. Gerek yok diye çekmedim. Baştan aşağı kuş sıçtı. Bir tane Kolombiyalı arkadaş az önce bana dedi ki git dedi bilet al dedi. Loto bileti al dedi. Demek ki bunlarda da kuş için alışkanlık burada da varmış. Bakın öbür bölümüne doğru ilerliyoruz. Kolombiya'nın en sevdiğim yönlerinden biri de temizliği. Şu tuvaletlerin temizliğine bakar mısınız yani? Bizim Türkiye'de bile birçok AVM'nin tuvaletinden daha temiz. Ve şık. Üstünü yıkadım, tamamen ıslak ama dışarıda hava herhalde 30 derece civarı. 5 dakikaya kurur. Parkın şöyle bölümüne geldik. Burada led güvercin gibi takla falan atıyor. Öbür tarafta biraz daha bunun yumuşağı bir roller coaster var. Şu tarafta da suyla beraber sizi serinletecek değişik bir aktivite var. Bu sıcakta iyi gider. Birader ne yapıyorsunuz ya? Daha inmeden bağırmaya başladı kızım. Oha lan, kameraya daha geç yansıyor. O kadar hızlı düşüyor ki. Biniyorum ama video çekmek yasak. Arkadaşlar dezenfekte ediyor. Hatta elleri kaldırmak bile yasak. İnince suratımı çekeceğim. Ne hale geldiğimiz. Never backing down. Maybe I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27 A. Baby, I'm a viper, gon' bite your head. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. What can I do? Gotta keep everyone safe, so we make it out alive. Durunca çektim. Nefes alamıyorum. Vallahi kalbim serseri gibi çarpıyor. Kendime gelemedim. 45 saniye falan sürüyor ama çıldırtır yani. Sanki Altay iyi geliyor, o bitmiyor bir süre. Evet, şimdi at kısmına geldik. Buradan sonra katırlarla devam edeceğiz. 12.000 peso verdim eksi olarak. ¿Dónde eres? Turquía. Turquía. Extranjero. Estambul, yeah. Türkiye. Gracias. Anca atamı getir. Ha buradaymış. Atı dezenfekte ediyorlar. En büyük at benim. Boyuna göre ayarlıyorlarmış çünkü. Hadi bakalım. Ya nasip. Evet arkadaşlar bu arada bordo bereli binici olduğumu söylemiş miydim? Attan iyi anlarım ha. Yılan gibi akarım yani. İsteyen varsa yarışalım. Vamos, vamos. Ata da yine bu bölgeye yakındı. Orada da atları veriyorlar size. Bu tema park olduğu için başımızda yine bir tane rehber olur ama o parkta direkt atla beraber serbestti. Takılıyordun. Gittim yemek yemeye böyle bir yere geldim. Şu menüden söyledim. Tavuk varmış. Bir de içecek ice tea söyledim. Bugünkü yemeğimizin manzarası da bu şekilde. İçecek olarak Kolombiyana diye bir şey vardı. Onu seçtim. Zencefilli soda. Aynı ona benziyor. Bakalım tavuklar nasıl? Yenecek diyor. Ha? Ben biraz huysuzum ya, öyle her yemeği yiyemiyorum. Önceden de bahsetmiştim. 2 tane tavukla beraber geliyor böyle bir menü. 11.000 peso. İçeceğe bakmadım, kartı verdim çekti Allah. Artık ne çektiyse ablanın insafına kalmış. Gerçekten çok leziz, nar gibi ya tavuk ve bayağı da ağır ha. Şu var ya neredeyse 150-200 gram. Ne ilginç bir şey, tavuğu balla yiyorlar. Onun için bildiğin bal veriyorlar tavuğun yanında sos olarak. Bitti diye üzülmüştüm. Ta ki bir bayana bir şey sordum. Dedim ki ya burada kahve yok. Kahve böyle çiftliği ne bileyim bu kadar ağacınız var. Ayıp değil mi dedim yani. Bir kahve dikemiyor. Dedi ki abla sen soldan aşağı in. Orada güzellik var orada. Güzelliği getireceğim ben size dedi. Onun için ben de yollara düştüm. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Bütün tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu önceden yaşadı. Gençler ise sürüden ayrılmama gereğinin farkında. Doğa kulağına fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç ve yaşa. Seduje con mis pasos mágicos. Normalde burası bir tiyatro salonu. Burada böyle kahvenin baştan sona yapılışını anlatıyorlar ama tabii ki korona dolayısıyla yeterli talep olmadığı için burası da terk edilmiş. Evet, bir de şöyle çiftlik evi maketimiz var. Tarla faresiyle domuz arası bir şey. Evlerden bırak. Bak, burada bir tane daha yatak odası var. Çocuk odası olabilir bu. Ve bir mutfak. Yukarıdan merdivenle gelirken kapatmışlar ama alttan yukarı geçerken sarı bantları. Onun için Fuzuli bir de 1 kilometre yukarı yürüdüm. Kahve şovu iptal. Kahve Abi çiftliğini göreceğim diye yapılışını. Bütün şu aşağıdan yolu yürüdüm. Ama şimdi bunu hak ettim. Evet, günün sonunda gene kendimizi ödüllendiriyoruz ve bir soğuk kahveyi hak ettik. Cold brew de varmış ama kalmamış. Onun için ben normal espresso buz yapacağım. Evet, gider ayak. Son dakika bir de kule buldum. Ne yapalım şimdi? Tırmanmak lazım. Bu sevdanın son vuruşu olsun. Haydi bakalım. Biz dağlara atarız pusu, haram olmuş gece uykusu. Komandoya bir yudum su vermez misin? Medelin kızı vermez misin? Bogota kızı. Bindim. Tekrar dolmuşla beraber merkeze doğru ineceğim. Sonra nasıl Bogota'ya giderim ona bakacağım. Gideyim de şu dolmuş parasını ödeyeyim. Bir havalimanı var ama o havalimanından uçuş sayısı çok az. Öğleden sonra uçuş yok. Pereira şehrine gitmem lazım. Pereira şehrinde de son uçak saat 6'da. Yani şu an zaten 5:45 geçiyor. Pereira'ya gitmek 1 saat sürüyor. O yüzden o da yalan. Tekrar Cali'ye dönüp 3,5 saat. Ondan sonra akşam uçakla Bogota'ya geçmek daha mantıklı. Çünkü yarın Caroline'e söz verdim. Ve söz vermek başka şeye benzemez. Onun için gerisin geri dönüyorum. Lezzetli bir tadı var. Buz cipsiyle sizleri tanıştırmak istiyorum. Tropiklerde çok meşhur. Burada da bayağı yaygın. İnanılmaz güzel tadı var. Bu biraz daha az yağda kızartılmış. Trans yağ içermiyor falan diye. Böyle paket dolu. Fiyatı ise 7 peso. 6.700 falan aldı işte. Ne kadar eder? 12-13 lira yaptı. Cali'ye iner inmez bir taksi buldum. Taksici abimize söyledim. Beni havaalanına en hızlı şekilde götürmeye çalışıyor. Ama yetişebileceğiz bilmiyorum. Uçağıma tam 1 saat var. İnşallah yetişiriz. Yetiştim. Nasıl oldu bilmiyorum ama taksiciye de 20 lira bahşiş verdim, adam sevindi ya. Dedim rahmetli babamın yüzü su hürmetine başımızın gözünün sadakası olsun. Adam da hakikaten yetiştirdi yani. Oha lan yanmışım ha. La yoksa bir de yarın böyle denize mi gitsem ya. Ama çok takipçi düşüyor, sövüyor herkesi ya. Nasıl olacak böyle? Neyse kalabalığa giriyoruz, takıyorum ben şeyi, emaneti. Bunun da anası ağlamış zaten ama eylesin. Ya şu saatte geldim, uyumadılar, beni beklediler. Bir de üzerine çay yapmış, rahat rahat içti, uyu diye ya. Teşekkür ederim, gracias. Muchas gracias. Evet, dördüncü günümüzü de sağ salim tamamladık. Bir sıkıntı yok, her şey süper gidiyor, şükürler olsun. Ufak tefek aksaklıklar oluyor ama olur zaten, o da tadı tuzu. Şimdi duş alacağım, ondan sonra prensesler gibi uyuyacağım. Şu an saat 11.30 geçiyor. Sabah 6.30'da kalkıp yola gireceğiz. Evet, yeni yola gireceğiz ama bu sefer çok güzel yerlere gideceğiz. Alet edevatlarımı şarja takıp duşa giriyorum. Hoşçakalın.